Herkese iyi akşamlar efendim. Son seans programıyla karşınızdayız. Ben Tuğba Aşıcı. Bugün çokça konuştuğumuz hayatımızın aslında artık orta yerinde diyebiliriz. Yapay zekayı konuşacağız. Yapay zekanın avantajlarını, dezavantajlarını, hangi meslekler yakın zamanda öne çıkacak veya hangilerini belki de hayatımızdan kaybedeceğiz, yok olacak diyeceğiz. Bunların ayrıntılarını öğreneceğiz. Bir rapor var, onu masaya yatıracağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var stüdyoda bizimle. Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk bizimle. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum Tuğba Hanım. Çağlar Hanım, şimdi yapay zekanın ayrıntılarını konuşacağız, raporu da konuşacağız. Ama şimdi pandemi döneminde zaten teknoloji hayatımıza çok hızlı girdi. Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma gibi birçok şey böyle birden hayatımıza girdi diyebiliriz. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunu hani aslında yeni mi duyuyoruz diye konuşuyoruz fakat aslında çok geçmişi de dayanıyor, öyle değil mi? Evet. Onu biraz bize açabilir misiniz, anlatabilir misiniz? Yapay zekanın tohumları ilk ne zaman atıldı mesela? Çok teşekkürler Tuğba Hanım. Aslında hepimizin ismini çok aşina olduğu Alan Turing. Hı hı. 1947'de aslında bunun ilk tohumunu atıyor bir konferansta. Bilgisayar programları yardımıyla yapay zekanın artık gündelik hayatta da birçok bilimsel, teknolojik çalışmanın oluşturulması ve geliştirilmesinde hayatımızdaki yerini anlatıyor. Alan Turing, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman şifrelerinin kırılmasıyla ilgili yaptığı bilgisayar programlarıyla ve bu çalışmalarla tanınan çok önemli bir bilgisayar biliminin kurucusu. Aslında o günlerden itibaren, tabii ki bunun evveli de olmakla birlikte ama kat be kat artan ve yapay zekanın, yani insan zekasının taklit edildiği bilgisayar programları eliyle hayatımızın birçok alanında artık yerini alan bu yapay zeka adı üstünde giderek geliştirildi tabii. Yani bu bir yapılan bir buluş, bir inovasyon, biliyorsunuz ki bir sonraki adımda katlayarak ve gelişerek de devam ediyor. Bununla birlikte tabii yine bu alanda çalışan bilim insanları, teknologlar üstüne koya koya ilerlemiş. Ama bu öyle bir ivmeyle karşımıza çıkıyor ki bizler tabii son kullanıcılar olarak, tüketiciler olarak belki de bitmiş, yıllar yıllar üzerine çalışılmış ürünleri artık satın aldığımızda ya da hayatımızın içine zorunlu olarak girdiğinde öğreniyoruz. Ama arkadaki araştırma ve geliştirmeler gerek ordu işte askeri çalışmalarda ki hani hep internetin de böyle hayatımıza girdiği söylenir. Evet. Bu çalışmalarla başlamıştır. Dolayısıyla da orada arkada bizim bilmediğimiz gündemlerle de bu çalışmalar devam ediyor ve devam da edecek. Ve bizim bunu aslında bilim kurgu filmleriyle hayatımızda görüp böyle hayranlıkla izlediğimiz sahneler şu anda gerçek. İşte giydirilmiş, işte artırılmış gerçeklik, metaverse ve bunun gibi daha birçok uygulama esasında değil mi? Biz 10-15 yıl öncesinde bilim kurgu filmlerde bunları izliyorduk. Evet. Yani arkada çok büyük bir çalışma, emek emek devam ediyor, başlamış ve ediyor. Tabii yapay zekanın hayatımızdaki yeri, yani evdeki beyaz eşya kullandığımız ürünlerle de başlıyor. Yani hayat, bu kadar gündelik hayata girmiş. Bizim araştırmamızda, evet, ben de onu şimdi soracaktım. İlk önce isterseniz yapay zeka ve insan kaynakları yönetiminin yakın geleceği, evet, raporunuzun adı bu. Evet. Şimdi raporu ne zaman çalıştınız? Ne kadar sürdü bu rapor? Kaç kişiyle veya şirketle çalıştınız? İlk olarak isterseniz bir raporun girişinden bahsedelim. Sonra ayrıntılarına gidelim. Elbette. 2023 yılının son döneminde yaptık. Hedef kitlemiz kurumsal işletmelerde, şirketlerde görev yapan üst düzey insan kaynaklarından sorumlu yöneticilerdi. Yani genel müdür yardımcıları, CHRO'lar ve bu alanda direktör olarak çalışan pozisyondaki yetkililerdi. Dolayısıyla hani bunlar karar verecek, stratejik görevde de olan kişiler olduğu için kendilerine yönelttiğimiz bir soru setimiz vardı. Anket yöntemiyle yaptık. Burada amacımız nitel veri toplamak, yani algıyı anlamaktı. Evet, yapay zeka ile ilgili çok sayıda çalışma yapılıyor, çok sayıda etkinlik, araştırma yapılıyor. Fakat insan kaynakları alanında çalışanlar acaba bizi bekleyen bu
tırnak içinde tehdit diyeyim, evet, veya işte fırsatı nasıl ele alıyor ve ne şekilde çalışma hayatında pratiğe dönüştürüyor. Bunu anlamak istedik. Dolayısıyla kurumsal büyük işletmelerin yetkililerine sorduğumuz 41 şirket temsilcisinden aldığımız geri bildirimlerle oluşturduk. Temsili bir algı çalışması olması bizim için ana fikri vermeye yetiyordu. Araştırmanın bir özelliği de bireylere yönelttiğimiz soruları ChatGPT'ye sorduk. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Evet, o da dikkatimi çekti raporda. Sadece kişilere sormamışsınız. Aynı zamanda bir de ChatGPT'ye de sorarak, evet, ondan da almışsınız cevapları. Hı. Şimdi ilk olarak isterseniz raporunuzda gelecek 10 yıl içinde iş yaşamında daha fazla önem kazanacağını düşünen iş ve görevleri size sormak istiyorum. Neler öne çıkıyor? Aslında gelecek 10 yıl içinde yapay zekanın insanlar yerine daha fazla etkin olarak rol alacağı meslekler tekrarlayan, operasyona dayanan ve rutin işler. Yani burada en çok karşımıza şu anda da aktif yaşadığımız bankacılık, finans, muhasebe, evet, ve satın alma işleri gibi. Yani yapay zeka bu işlerde işte veri toplamayı, veriyi analiz etmeyi, hemen arkada bunu yorumlamayı ve bir seçenek oluşturmayı çok rahatlıkla başarıyor. Dolayısıyla da bu işi yapan operatörler ya da işte uzmanlar bir süre sonra bu görevleri yapay zekaya bırakıp belki o işin daha insan yorumunu ve değer katacak aşamasında yer almak zorunda kalacaklar. Bununla birlikte işte idari işler, operasyonel işler, insan kaynakları özellikle, yani insan, evet, kaynaklarının yakın geleceği diyoruz ama spesifik olarak çalışanlarla ilgili işleri, süreçleri yöneten profesyonellerin işleri de burada bir bakıma yapay zekanın eline geçebilir. Çünkü halen yapılan çok önemli geliştirmeler var. İşe alım süreçlerini biliyorsunuzdur. Evet. Ön elemeler artık çok rahatlıkla özgeçmiş elemeleri, özgeçmişten sonra ilk görüşmelerin, mülakatların yapılması yapay zeka eliyle çok rahatlıkla yapılıyor. Ve o arkada oluşturulmuş olan parametreleri karşılayan, o beklentileri tamamlayan adaylar doğru kelimeleri, doğru ifadeleri, beklenen yanıtları veriyorsa belki de o aşamayı, testi, evet, geçmiş oluyorlar. Dolayısıyla bu büyük oranda bir zaman kazancı ve belki de çalışan açısından da işte emek maliyetinin azalmasına, iş gücü maliyetinin azalmasına tabii ki yol açacaktır. Yine veriyle ilgili çalışan, veriyi giren, işleyen, analiz eden, bu alanda işte bilgisayar başında çalışan profesyoneller de yapay zekanın işte yerini alacağı meslek grupları arasında bu şekilde ilerliyor. Yani spesifik olarak kendini tekrarlayan, veriyle çalışılan işler yapay zekanın öncelikli olarak yerini alacağı işler ve şu anda da görüyoruz bunu. Bir sinema fuayesine gittiğinizde bilet reyonunda artık, evet, çalışan sayısının ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Kesinlikle. Biletinizi otomattan kendiniz alıyorsunuz. Seçiyorsunuz, ödemesini yapıyorsunuz. Hatta o alanda neredeyse insan yok. Bir görevli hem geliyor, çayınızı, kahvenizi veriyor eğer çay otomatı yoksa ve geliyor size salonda işte başka bir şey yapıyor. Biletinizi de aldıktan sonra neredeyse insansız bir sosyal alan olan sinema fuayelerinde bile bunu gördük. Ama tabii ki yine hizmet sektöründe, eğlence sektöründe işte bir takım alanlarda çalışan sayısında azalmalar başladı. Kadro azaltmalarını görüyoruz. Ama yine ofis ortamlarında da arkada veriyle çalışan çok büyük oranda bir iş gücü de başka işler yapmak durumunda kalacak. Başlamış olmalılar bu hazırlıklara. Normalde dediğiniz gibi şimdi işe alımlarda o ilk kısmı geçiyor ama yine bir sonrasında bir kişiyle görüşme oluyor. Yani tamamıyla %100 aslında çok da bu durum olmuyor yani. Tabii, baktığınız olmamalı zaman. Olmamalı da zaten. Kesinlikle katılıyorum bu arada. Yani olmamalı o iletişim da. Zaten herhalde dezavantajlarından bir tanesi de iletişimi azaltması. Evet. Bu insanlar arasındaki, evet, en önemli şey bence. Evet, bu sorduğumuz sorulardan biriydi. Yani AI'ın, yapay zekanın oluşturabileceği riskler veya olumsuz etkiler neler olabilir çalışma hayatında diye sorduğumuzda, evet, iletişim ve insani bir takım değerlerin, insani vicdani duygularla yorumlanabilecek, değerlendirebilecek süreçlerin
Tabii yerini almamalı bu. Orada o insan faktörünün ortaya koyduğu fark ve katma değer her zaman değerli olacak. Çünkü kesinlikle. Orada sadece bir takım parametreleri tamamlıyor olması değildir yeterli, karar vermesini kesinlikle. Etkileyen şey. Bir baktığınızda potansiyelin keşfedilememe riski de her zaman olabilir. O açıdan bir insanın mutlaka orada o görüşmelerin neticelendirilmesinde yer alması önemli. Hep şey deriz ya zaten mesela bir CV önünüze geldiğinde böyle okuduğunuzda mesela bakıyorsunuz. Hani olabilme ihtimalini kendiniz hani biraz çıkarıyorsunuz fakat hani belki %70 aslında çok da olmayacak diye düşünüyorsunuz fakat çağırıyorsunuz diğer kişilerle karşılaştırdığınızda birebir de çok daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Kesinlikle. Oradaki yazdıklarını çok da hani uyumlu değil hani duygusal bazda bakıyorum tabii ki. Doğru. Hali hazırda istihdam portallarında ilanla uyumlanan işte potansiyel aday listelerini işte görebilirsiniz. Diyelim ki bir şirket hesabınız var, girdiniz işte muhasebe uzmanı arıyorsunuz. Evet. Muhasebe uzmanı pozisyonu için işte CV'sini oraya özgeçmişini yüklemiş yüzlerce binlerce kesinlikle. Aday olabilir. Ve size işte orada işte paketiniz doğrultusunda size bir liste veriyor. Bir bakıyorsunuz işte bu aday %70 uyumlu, bu aday %40 uyumlu, %80 uyumlu. Orada bir aslında arkada çalışan bir yapay zeka var. Bu filtre doğrultusunda size zaten elemeyi yaparak getiriyor, bir liste oluşturuyor. Tabii ki yani burada ne istediğimiz, hangi kriterlerin bizim için önemli olduğu önemli, kritik. Dolayısıyla da her pozisyon içinde böyle düşünmemek gerekiyor tabii dediğiniz mi? Gibi. Örneğin bizim ben işte 30 yılı aştı insan kaynakları alanındayım. Geçmişte şöyle bir gelenek vardı. Şimdi tabii kuşaklar da değişiyor. Bu alanda çalışan profesyonellerin iyi ki bakış açısı da değişiyor. Özgeçmişte bir kişi işte birden fazla işte 2-3 yıl arayla evet. çalıştıysa bu çok sabırsız kesinlikle bu bize uygun olmayabilir. Bu şimdi sebat etmez bu işten de çıkabilir ya da acaba ne sorunu vardı diye algılanabiliyordu. Ve o zaman çok yadırgıyordum ya bir çağıralım bir konuşalım kesinlikle. Bir dinleyelim. Belki orada başka bir nedenle belki de kendini bu alanda geliştiriyor ve bir sonraki adım atıyor. Evet. Evet, böyle haksızlık da etmemek lazım. Bu da yapay zekanın olumsuz zekası diyelim size. Kesinlikle. Bir başka aynen. olumsuz faktörü. Dolayısıyla da arkaya ne yüklediğimiz önemli. Yani evet. yapay zeka ne ile çalışacak? İşte onu yazan kişilerin bakış açısı burada önemli. O da doğru, evet. Ama yine de duygusal tarafı çıkmıyor. Evet. O iletişimdeki o bakış vardır ya böyle tabii, hani tabii. enerji diyoruz ya bunu da çok konuşuyoruz çok mesela. Enerjinizin tutmadığı mesela o da bence çok önemli. Ondan da yapay evet. zekanın yapabileceği evet. bir şey evet, yok yani. Yapay zeka %90 uyumlu bulur ama bir gelir bir anda yani ne kesinlikle. Kültüre uyumludur ne değerler uyumlanabilir. Aynen o zaman öyle. Tabii ki. İletişim. Her çok şeyden haklısınız. Önce. Şimdi mesela kaybedilen meslekler var diyoruz. Öne çıkacak olan meslekleri de bize biraz anlatabilir misiniz? Yapay zeka sayesinde yarın öbür gün önümüzdeki 10 yıl içerisinde evet. ne gibi meslekler önüne çıkacak? Burada mesela ilk sırada yerini alan meslek gruplarından biri işte bilişim, yazılım, kodlama mühendisliği çok normal. Hakikaten yani, bu artık günümüzün ve geleceğin mesleği. Artık kodlama bilmeyen, hangi işi yapıyor olsa olsun kodlama mantığını bilmeyen kişiler hakikaten de zorlanacaktır. Veri analizi, veri madenciliği, veri analitiği yani veriyle çalışan meslek grupları, uzmanlar öne çıkacak elbette. Yine burada tıp ve sağlık alanında yürütülen meslekler ki tıp yine yapay zeka ile destekli olarak işbirliği içinde en çok öne çıkan meslek gruplarından biri. Zaten hani uzun yıllardır tıptaki bu inovasyonlar, iyileştirmeler ve geliştirmelerle görüyoruz. Hani uzaktan muhteşem çalışmalar yapıyorlar. Yapay zeka mühendisliği ve uzmanlığı gibi meslekler öne çıkacak. Yani veriye, kodlamaya, bilgiye ve yine sağlık alanındaki meslekleri söyleyebilirim. Uzay ve havacılık gibi meslekler de takip ediyor bunu. Fakat yine sanat, moda, tekstil sektörlerindeki bir takım mesleklerde de yine öne çıkacak. Çünkü buralarda da yapay zekanın
yine muhteşem katkıları var. Tabii bir şeyde hazır giyim ve konfeksiyonla ilgili bir etkinlikte yurt dışındaki birkaç yapay zeka uygulamasının demosunu görme fırsatım olmuştu. Bir tasarım yapılacak. Tasarımla ilgili sadece bir takım anahtar kelimeleri söylüyorlar. İşte hangi hedef kitleye uygun olacağını, yani yapmasını istediğini söylüyorlar. Renklerle ilgili birkaç öneri ve size sayısız örnek tasarım getiriyor. Şimdi baktığımızda tasarımcılık çok özel bir meslek. Kesinlikle. Yani çok özgün, kreativite gerektiren, yetenek gerektiren bir meslek. Dolayısıyla da bir tasarımcı kolay yetişmiyor diyelim. Aynen öyle. Yapay zeka tabii belli rutin, seri üretimde ve bunun gibi şeylerde evet çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Ama o tasarımcılara da ihtiyaç var. O zaman yani bu mesleklerin korunması ama bu mesleği icra edenlerin de bu teknolojileri öğrenmesi ve bunlarla birlikte yeteneklerini ortaya koymaları gerekiyor. Yani geride kalanın, yapay zekanın gerisinde kalanın mesleki anlamda da risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Uyumlanmak, uyumlandırmak zorundayız. Ama şu da var, şimdi editörlük işte değil mi? Bunun bir çevirmenlik, bu tür meslekler. Şimdi görüyoruz duran fotoğraftan canlı konuşan bir insan görüntüsü yapıyorlar ve üzerine ses ve konuşma metni ekliyorlar. Ve bu sesi çoğaltıyorlar. Arkada tabii müthiş bir şey var. Yani donuk bir kareden birçok kare elde ediliyor. Bunun arkasında kaç tane meslek var şimdi değil mi bunu yapan? Ama bir yazılımla işte bir programla bunu yapmak mümkün. Fakat her birimizin sahip olduğumuz becerileri, yetkinlikleri geliştirmesi gerekiyor. Bu kaybolan hani vardır ya bizim çocukken de okuduğumuz zanaatler, meslekler. Evet. Şimdi biz de günümüzde yapılan birçok mesleği artık gelecekte yapılmayacağını bileceğiz. Ama o kaybolan hani korunması gereken, yetenek gerektiren meslekler varsa da bunları gözeteceğiz. Bu araştırmada şunu önemsedik. Şirketlerde bir takım meslek grupları risk altında ise bulunulan sektörde ve faaliyet alanında. Peki şirketler ne yapacak? Ne yapmalı? Evet. Bir hazırlık yapıyorlar mı? Bu kadar insan kaynağı ne yapacak? Yani bu yarın öbür gün kadro azaltma ve işten çıkarmaları getirebilir, kaydırmaları getirebilir. Bu insanların bu kadar senedir yaptığı, yapmaya alıştığı işleri yapamaz hale geldiklerinde yaşayacakları bir de duygu durumları var. İşsizlik çıkacak. Var. En çok konuştuğumuz. Evet, işsizlik var. Başka türlü bir işsizlik olacak. Ben bunu şu yıllar evvel bankacılık sektörüne yaşanan krizle tecrübe ettim bir insan kaynakları profesyonel olarak görev yaparken. Bu krizler nedeniyle çok sayıda insan işsiz kaldı. İşte BDDK'nın işte sorumluluğunu aldığı kurumlar vardı, bankalar vardı ve birçok insan ayrılmak durumunda. O kadar insan ne yaptı? Çok ciddi bir bankacı işsiz ordusu oluştu. Ya da bu menkul değerler şirketlerinde borsada işlem gören bir takım şirketlerin aracılık hizmetlerini yapan değil mi? Brokerlık işlemleriyle yapılan bir uzaktan bilgisayar programlarıyla bu işi yapanlar gitmek zorunda kalmadı. Orada bir kişinin istihdam edilmesine gerek kalmadı ve brokerlık mesleği program üzerinden yapılmaya devam etti değil mi? Ve o zaman gördük yani bu meslekler risk altında ve işte yapay zekanın ayak sesleri o zamanlar duymaya başlıyorduk. Yani programlar aracılığıyla yeni bir takım meslekler yok oldu. Değerini kaybetti. Çünkü onu icra etmeye gerek kalmadı. Çok iyi hatırlıyorum o dönem. Birçok bu işi yapan insan yeni sınavlara girerek lisans ve belge almak zorunda kaldı. Çünkü yetkinliğini artırması, başka işler yapabilmesi gerekiyordu. Bu değişmeyecek. Yani bu böyle döngü olarak kendimizi sürekli yeni alanlara gerekiyor. Yeni sektörlere uyumlandırmamız gerekiyor. Yine hani medyanın da değil mi şimdi dijital tarafı da. Şimdi biz mesela son zamanlarda şey kullanmaya başladık. Seslendirme olarak perfor okuma konusunda yapay zekayı kullanıyoruz şu anda deniyoruz. Bazı haberlerimizi yapay zekayı okutuyoruz. Evet. Çok böyle alıştığımız da bir şey değil aslında ama giriyor işte yani hayatımıza ufak ufak. Mesela bazı editörlük dediniz.
Ben şimdi bazı kaynakları okurken, işte bakarken bakıyorum mesela yapay zekadan oluşturulmuş o haber. Hı hı. Yani yavaş yavaş böyle hayatımızın tabii içerisine giriyor. Tabii. Ve dediğiniz gibi kim fark oluşturursa, duygusal zekasını birazcık daha ortaya koyarsa o öne çıkacak. Kesinlikle. Yani kim kendisini daha fazla geliştirirse. Evet. Yeni dediğiniz meslekler çıkınca, ben burada bir yerde bir de bir meslek gördüm, onu size sormak istiyorum. Endüstri psikologluğu ve psikiyatristi, bu biliyor musunuz bu mesleği? Evet. Ben ilk defa aslında gördüm. Evet, aslında şöyle, endüstri psikologluğu örgüt psikolojisi üzerinden hani de söyleyebileceğimiz bir şey. Çalışma yaşamıyla ilgili, yani örgüt psikolojisi daha çok çalışma hayatında işte süreçler, süreçler içindeki insan faktörü, oradaki liderlik, kurum kültürü, değişim yönetimi süreçleri, bütün bunları kapsıyor. Endüstri psikologları ve psikiyatrları aslında orada çok önemli bir fonksiyonu var. Fakat ülkemizde sadece endüstri psikoloğu diye bir hani ünvan yok. Fakat dünyada örneklerini biliyoruz. Özellikle endüstriyel alanda çalışan önemli psikologlardan biri, hatta benim de niş çalışma konularımdan biri, iş yerinde psikolojik taciz, mobbing. Evet. Bu konuda Hans Lehmann, İsveçli ve demir-çelik endüstrisinde özellikle çalışmalar yapan bir psikolog. Aslında o bir endüstri psikoloğu. O alanda çalışan mühendisleri ya da işte insanları dinleyen ve onların işte sorunlarının çözümü için onlara destek sağlayan bir uzman. Dolayısıyla da bu giderek de hani önem kazanacak bir diğer mesleklerden bir tanesi, dediğiniz gibi. Evet. Araştırmada Tuğba Hanım, genellikle insanların verdiği yanıtlarla yapay zekanın verdiği yanıtlar uyumlu. Yani yapay zeka orada tutturmuş. Üstelik bu versiyon da ücretsiz versiyon. 3,5. Düşünün, ücretsiz versiyon daha basic, yani daha temel bir şey muhtemelen buna rağmen. Fakat bir soru var, onu özellikle bahsetmek isterim. Çalışanlardan beklenen öncelikle yetkinlikler ve beceriler ne diye dikkatinizi çekmiştir. Evet, çekti. Kesinlikle çekti. Orada yapay zeka çok daha ayrıntılı girmiş o işlere bu arada. Şimdi evet, çalışan insanlar bunun ne diyor? Kendini geliştiren, öğrenmeye ve değişime açık özellikler önemli diyor. İletişim becerisi diyor. Empati diyor. Bunlar öne çıkıyor bireylerin verdiği yanıtlarda. Yapay zeka bize dijital okuryazarlık ve teknoloji diyor. Orada kesinlikle biraz farklılaşmış. Çünkü niye? Yapay zekayı yazan kişi, yani arkadaki bu bakış açısı muhtemelen yani dijital okuryazarlığın ve teknoloji kullanımının önde olduğunu söylüyor. Ve yine problem çözme, iletişim ve işbirliğini 3. sırada, çok da aşağılarda görmüyoruz ama bu benim dikkatimi çeken sonuçlardan biriydi. Fakat sizin dediğiniz gibi duygusal zeka, yani bunun beraberinde kesinlikle kendini geliştiren, öğrenmeye ve gelişime açık bireyler öne çıkacaklar. Bu yetkinliklere çok ihtiyacımız var. Diğer tarafta baktığımızda tabii ki dedik ya, dezavantajları. Dezavantajları da çok önemli, çünkü mahremiyet diyoruz ya, bu çok önemli bir şey. Birazcık da onlardan bahsedebilirseniz. Tabii, memnuniyetle. Ne gibi dezavantajları olacak? Yani şimdi bir kere veri güvenliği, kişisel bilgilerin korunması, ihlali, bu açıdan çok büyük bir risk var. Bu günümüzün de en büyük risklerinden bir tanesi. Kesinlikle. Fakat tabii her yere sızabilen, her bilgiyi alabilen, işleyebilen, en kötü senaryoları söylüyorum. Yani insanların özel hayatlarına ilişkin hiçbir bilginin saklı kalamayacağı bir dünya, hani çok distopik, korkunç bir dünya. Dolayısıyla da bu büyük risklerden biri ve en büyük çekincelerden biri olarak karşımıza çıkıyor ki yapay zeka devlerinin, bu işletmelerin en tepelerindeki insanların arasındaki çatışma da bu. Kesinlikle. Yani Avrupa Birliği komisyonlarının işte ya da Amerika'daki mahkemelerin koca koca şirketlerin başındaki insanları görüşmelere çağırması, gel bir anlat bakalım ne yapıyorsunuz orada diye sorgulaması da aslında bu endişelerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla kişisel verilerin ihlali riskiyle birlikte veri manipülasyonu var. Yani manipülasyon zaten yine çağımızın çok önemli sorunlarından bir tanesi. Kesinlikle. Bu bireylerin özgür iradesi üzerinde çok büyük bir risk yaratıyor. Dolayısıyla da o özgür iradeyi yanıltmak, yanıltıcı bilgiler vermek ve dolayısıyla da göz boyayıcı çalışmalar yapmak, hani büyük
oldukça büyük bir sorun. Bu herhalde bugünün sorunu değil, bu geçmişten gelen çok büyük sorunlardan bir tanesi. Elbette ki insanlar çok bütün bunlar karşısında büyük bir zorbalıkla, büyük bir saldırı altında kalabilirler. Bunun yaratabileceği bir toplumsal kaos, bireysel çöküntü ve bunun getireceği büyük bir depresyon riski var zaten. Hı hı. Yani bu toplum sağlığı açısından da beraberinde bir sorun getirir. Bu güven duygusunu ortadan kaldırır. O dayanışma ve birlikte olmayı da zedeleyebilecek bir şey. Elbette ayrımcılık ve eşitsizlik riskleri var. Yani bunlara erişebilen ve erişemeyen var, geride kalanlar var. Herhangi bir özelliği nedeniyle dışlanmaya maruz kalabilme riski yatıyor tabii ki. Bütün bunların hepsine baktığımızda işte bu veriyi kim tutuyor, nasıl kullanıyor, nerede kullanıyor, hangi amaçla kullanıyor ve bize bunu nasıl yansıtıyor? Mümkün. Bununla ilgili hani sinemada bugün değil yani ya da edebiyatta çok sayıda hani eser ortaya kondu. O distopyayı başımıza neler gelebileceğini hani korku senaryolarıyla bize sunan örnekleri de görüyoruz ama hadi iyi tarafına bakalım. Biz bunu insanın hayatına ya da dünyaya, gezegenimize nasıl faydalı hale getireceğiz? Çünkü çok güzel örnekler de var. Yani bir tohumlama çalışmasında ya da bir bitkinin aşılanmasında o ilacın ya da ilaçlama sırasında ilacı bitkinin tüm köküne vermek yerine belli bir bölümüne verildiğinde de çok daha verimli ve çok daha az miktarda kimyasal ilaç kullanarak o bitkiye işte tedavi yapmak mümkün. Ve bunu yapay zeka bir araştırmasıyla ortaya koyuyor. Hı hı. Ama bir diğer tarafta baktığınızda İsrail kendisi de söylüyor işte kullandığı yapay zeka programıyla Gazze'deki ya da yerdeki işte kaç bin kişiyi bombalayabilmek için nokta atışı yapabiliyor ve bunu yapay zeka yardımıyla yaptığını söylüyor. Dolayısıyla bizim bunu hangi amaçla ve hangi niyetle kullandığımız önemli. Yine hani çok gündemde atom bombasının hikayesini hani sinemaya aktardılar ve orada gördük. Yani etik ne? İnsan hayatı ne? Dünyadaki canlılar, işte bütün börtü böcek, o ekosistem, biyoçeşitlilik, hepimiz risk altındayız. Hı hı. Dolayısıyla da bunun hangi amaçla kullanılacağı önemli. Ve biz de yeni çalışma hayatına döndüğümüzde insanların işini kaybetme ihtimali olabilecek meslekleri önceden görüp kendi iş yerlerimizde, kuruluşlarımızda bunun ön hazırlıklarını başlayıp o kişileri yeni hayatlarını hazırlamakla da ilgili bir yükümlülüğümüz var. Buna bu yeniden iş bulmaları veya dışarıya uyumlanmaları için işte kendilerini güvenli hissetmelerine destek sağlamak olabilir. Bir özgeçmişte nasıl işte bir görüşmede nasıl davranması gerektiğini anlatmak olabilir. Ya da bu yolları açabilmek olabilir. Ya da yeni beceriler kazanması için onlara destek vermek gerekebilir. Çünkü çok kalabalık bir iş dünyası var. Çok sayıda insan istihdamda ve birlikte çalışacağız. Hı hı. Ve yine yani otomasyonun girmesiyle birlikte zaten iş gücü, kas gücü gerektiren işlerde zaten o otomasyon yapay zeka gelmeden önce birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getirdi. Dolayısıyla da beraberinde bunları hep birlikte düşünmek gerekiyor. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz Çağlar Hanım. Evet, Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk bizimleydi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz, sonra kapatacağız. Evet efendim, kısa bir haberimizle veda edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şemine Erdoğan 3. Antalya Diplomasi Forumunda katılan liderler ve lider eşleriyle görüştü. Emine Erdoğan görüşmenin ardından Gazze Kurşun Geçirmez Düşler sergisini de lider eşleriyle gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 3. Antalya Diplomasi Forumuna katılan liderler ve lider eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan temaslarını 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı bakanlarla,
Uluslararası Kuruluş Başkanı'nın katılımıyla NES Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış töreninden önce gerçekleştirdi. Kongre merkezi girişinde yer alan Refik Anadolu'nun dijital sergisinden ve diplomasi tünelinden geçen Emine Erdoğan, bekleme odasında eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Giberar Kitarović, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Fatma Zerrin Üstel, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in eşi Tamara Vučić, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu'nun eşi Pirondon Sadriu, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi üyesi Mirela Beçiroviç ve Esvatini Kraliçesi Inkosikati Nakubule ile bir araya geldi. Emine Erdoğan görüşmenin ardından Gazze Kurşun Geçirmez Düşler sergisini de lider eşleriyle gezdi. Son seans programının sonuna geldik efendim. Başka bir programda görüşmek dileğiyle iyi hafta sonları, mutlu akşamlar.